Allah'ın selamlığı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Değerli izleyenler, Bir İlahinameler programında tekrar beraberiz efendim. Ve bu akşam da uzaklardan değerli konuklarımız var. İnşallah onlarla hep beraber güzel vakit geçireceğiz. Hemen programın başında onları takdim edeyim. Grup Şüheda, değil mi, İzmir'den? Evet. Yunus Şahin abim, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Emin abi. İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Eyvallah. Biz... Muhammed Emin abim, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adaşım, iyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Siz nasılsınız abi? İyisiniz inşallah. Teşekkür ediyoruz. Hamdolsun. Ve Ata Doyar abim, siz de hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Allah razı olsun. Uzun zamandır aramızda olmayan bir misafirimiz daha var. Muhammed Ali abim, siz de hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hocam asla aramızdaydım. Siz farkındaydınız. Değil mi? Yani ben olduğum yeri sizi takip ettim. Eyvallah. Son programımızı izleyemedim. Onun haricinde hep aranızdaydım yani. Eyvallah. Şimdi sizin o konser için olan geziyi konuşacağız inşallah. Ama inşallah. Önce Grup Şüheda'yı bir şöyle misafir ettik. Onlarla bir muhabbet edelim. Nasıl gidiyor? Uzun zamandır görüşemiyoruz. Çalışmalar nasıl? Memleket nasıl? Genelde Yunus abi konuşur. Herhalde Yunus abi sözcülüğü yapacak. Yok, aslında hepimiz konuşuruz herhalde inşallah. Yani şöyle söyleyeyim, şey olarak zaten bizim memleket de soğuk. Değil mi? Burası da bayağı soğuk, geldiğimiz yer de soğuktu. Bugün kar yağdı sizin gelişinize. Evet, burada ben biraz Mardin'de de kaldım. Orada da bu sabah kar attı. Buraya geldim, burada da karı gördüm. Yani diğer türlü de çalışmalar kaldığı yerden devam ediyor. Evet. Elhamdülillah, hani ilahi çalışmalarıdır. Çeşitli programlar oluyor, programlara çıkıyoruz. Devam ediyoruz. Son sıkıntı yok. Evet, yok elhamdülillah. Grup sayısında bir azalma, eksilme ya da bir farklılık var mı? Şöyle. Şimdi İzmir biraz hani nasıl söyleyeyim, biraz bize uzak bir grup. Evet. Mesafe olarak uzak. Doğrudur. Yani gönül bir olabilir ama mesafe olarak biraz uzak. Orayı belki hani biraz pozitif ayrımcılık olacak, değil mi? Merak ediyoruz. Evet, evet. Tabii yani Grup Şüheda, hani şöyle söyleyeyim, aslında gidenler gelenler çok oldu. Evet. Yani def grubumuzdur, ne bileyim kız çocuklarını yetiştirdik, ufak kız çocukları sahneye çıktılar. Ufak erkeklerden oluşan grubumuz vardı. Bunlar artık tabii genç, yetişkin duruma geldiler. Ali Doyar, dinleyicilerimiz de iyi tanır. Sesimi dinler misin'e gelmişti. Evet, sesimi dinler misin'e gelmişti. Atı Ağzım kardeşi. Evet, evet. Aslında çok da uzatmak istemiyorum. Fakat Ali şu anda mesela bir ses geçiş döneminde. Evet. Ergenlik dönemiyle birlikte, evet, değil mi? Evet, evet. Ama elhamdülillah hani Grup Şüheda, gidenler, gelenler, hani aslında... Gruplar biraz öyle hocam. Yani grup dedin mi... genel hani bildiğimiz gruplar en son zaten solist olarak yollara devam ediyorlar. Yani grup vuslatı biliriz. Grup İnzar vardı mesela Antep'te. Kaç parça bölündü hocam? Parça bölündü derken aslında bir anlamda gruplar biraz mektep, okul gibidir. İlk kardeşlerimiz bir araya geliyorlar. Orada bir eğitimden geçiyorlar. Şimdi grup vuslat en son hani ajansa gelip gidiyorlar Diyarbakır'da oldukları için. Dediler hocam valla işte biz salona gittiğimiz zaman 4-5 kişi, yani bazen sahneye bile artık sığmıyoruz. Ha, evet. Bundan dolayı bir de herkes artık zamanla kendi tarzını oluşturduğu için ister istemez kendi tarzı üzerine Ama Grup Şüheda'nın şöyle bir özelliği var. Yıllardır grup olarak kaldılar ve evet, özellikle de sahneye çıktıklarında, mesela burada stüdyoda yine çıktıklarında böyle grup şeklinde söylüyorlar. O anlamda onları geçen defa da tebrik etmiştik. Evet. Bu defa da edeceğiz inşallah. Uyum var gerçekten. Uyum da var. Onu var. O muhabbeti de inşallah devam ettireceğiz. Fakat hani az muhabbet, çok müzik diyelim bugün. Böyle bir eserle başlayalım. Ben artık size tek tek işte buyurun siz kalkın demeyeceğim. Evet. Grup olarak herhalde kalkıp söyleyeceksiniz, değil mi? Hangi eserle başlayalım? Emin abi hangi eserle? Bu grup kardeşlik çağrısını seslendirdiği Son Nebi diye bir eser var. Koro Son halinde Nebi söyleyeceğiz inşallah. Buyurun. Müzik.
Kahramanla her gecenin karanlığında fırtına kasırga. Ben yağçın dağlara kök salmış büyük bir orman. Düşmanı yüreğine korku savaştayız kavgada. Ben yağçın dağlara kök salmış büyük bir orman. Düşmanı yüreğine korku savaştayız kavgada. Bizim alnımızda doğar ayın 14'ü dolunay. Güneş sığınsın gölgemize, minare dönsün ay. Göğsümüz ki kükremiş yanar dağlar gibidir. Kalbimiz ki son nebi Muhammed-i Nebidir. Göğsümüz ki kükremiş yanar dağlar gibidir. Kalbimiz ki son nebi Muhammed-i Nebidir. Şafak vaktinde yansın parıldasın namlular. Boynumuzda milyonlarca yetimin ahu figanı. Bir o kadar da annenin feryadını isyanı. Boynumuzda milyonlarca yetimin ahu figanı. O kadar da annenin feryadını isyanı. Bizim alnımızda doğar ayın 14'ü dolunay. Güneş sığınsın gölgemize, minare dönsün ay. Göğsümüz ki kükremiş yanar dağlar gibidir. Kalbimiz ki son nebi Muhammed-i Nebidir. Göğsümüz ki kükremiş yanar dağlar gibidir. Kalbimiz ki son nebi Muhammed-i Nebidir. Göğsümüz ki kükremiş yanar dağlar gibidir. Kalbimiz ki son nebi Muhammed-i Nebidir. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Tam da üstüne geldi yani dedik. Hocam evet. Film var. Hakikaten tebrik ediyorum, ağzınıza sağlık. İyi çalışmışsınız. Ya da uzun, bazen insan parçayı artık özümsüyor, biliyor musun? Mesela bizim Emine Hoca, sen de şahitsin. Bazen son anda böyle karar değiştirdi. İşte ben bu eseri değil de şunu okuyayım dediğimiz zaman program boyunca bir tedirginlik olur bizde. İşte acaba okuyabilir miyim? Acaba olur mu? Olmaz mı? Çünkü prova yeterli yapmamışsın, olmamış ya. Ondan dolayı bir kaygı, bir tedirginlik olur. Fakat esere çalışmışsın, daha önce bir sahnede okumuşsun, artık ondan bir onu özümsemişsin eseri. Çıktığın zaman rahat olursun. Ben bu eserde de öyle bir hava gördüm. Bilmiyorum, yanılıyor muyum? Çok mu çalıştınız, az mı çalıştınız? Çalıştık tabii. Bir... Ben Atan'ın cevabını merak ediyorum. Atan abi, sen beni yandan gündeyim. Sanki söylersem aslında hiç çalışmadık da der gibi oldu. Yani sonuç ortada. Evet. Çalışmasaydı bu kadar herhalde seni çıkmazdı. Demek ki ya, haklıymışım demek ki. Evet. Kesinlikle. Önemli olan benim haklı olmam burada. Doğru. Sizin performansınız atıyordu. Dermişim. Aslında evet. Emir abi bir... Biz gelmeden bir çalışma yaptık. Hı hı. O maratonu kısaca böyle bir anlatsa. Anlatabilir miyim hocam? Biz bu televizyona çıkacağımız belli olunca pek fazla vaktimiz yoktu zaten.
Parça seçiminde çok zorlandık. Malum ilahi namelerde okunmamış parça neredeyse yok yani. Neredeyse yok değil mi? İnsan okunmamış bir eser bulabilir miyim çabasına giriyor. Parça seçimini iyi yapmaya çalıştık. Parça seçimini yapmak en zor işti zaten. Kesinlikle repertuar oluşturma. Evet. Ondan sonra da bir üç çalışma yaptık beraber. O da Yunus abi biraz erken geldi. Diyarbakır'da bir işi vardı. Ayın 5'inde geldi o. O yüzden 3 prova yapabildik anca. Elimizden geldiği kadar bu kadar yapabildik. Yani Yunus abi burada olsaydı daha fazla, daha fazla yapardık yani. Güzel olmuş. Ve de bir kısaca sen de bir anlatsana abi, ne yaptınız oralarda, ne ettiniz? Bir giriş yap ki aralarda konuşalım. Doğrudur. Her şeyden önce bir vefa olayı olmuş o zaman. Çünkü orada gidip 9 gün ya da 10 güne yakın bir süre kaldık orada. Bu süre içerisinde Allah kendilerinden kat kat razı olsun. O zaman şöyle yapalım. Öncelikle Avrupa gibi bir yerde tam böyle Noel tatilinin olduğu, orada Avrupalıların gündem yaptığı, eğlencelerin haddi aşmışlığın had safhada olduğu bir dönemde bu tip konserleri düzenleyerek İslami kültürün yan yana gelmenin, kardeşliğin böyle perçinlendiği ortamlar hazırlayan Avrupa Yetimeri Derneği'ne, İHO Ebrar'a, ondan sonra Vahdet Spor Kulübü'ne öncelikle onları tebrik ediyorum ve onlara çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Ya da ediyoruz diyelim gerçekten. Çünkü Avrupa'da bir nevi temsilcidirler, bir nevi bayrak gibidirler orada. Evet. Bunlar gerçekten hatırı sayılır etkinlikler, küçümsenmemesi gereken etkinlikler ve bizleri şu anda izleyen bütün izleyenlerimiz lütfen o tip etkinliklere destek olsunlar. İki boyutu var. Ben ilk boyutuna değindim. Birinci boyutu bir kere oradaki insanlarımızı hani gündemin çok farklı olduğu bir ortamda gündemi İslam, gündemi işte yetim, gündemi yardımlaşma yapıyorlar. Ve insanları bir araya getiriyorlar. Evet. Şimdi monoton iş hayatı içerisinde ki Avrupa'da da iş ortamı çok disiplinli, çok yoğun. Ben Avrupa'nın yaşantısını İstanbul'da da kaldığım için biraz İstanbul'a benzettim. Öyle monoton bir şey var. Birileri hani el atıp bu tip etkinlikleri yapmazsa belki de oradaki kardeşlerimiz çok sık, çok böyle yoğun bir ara gelemeyeceklerdir. En azından onları bir araya getirip bir kardeşlik ortamı oluşturdukları için onları tebrik ediyoruz. Biz de tebrik ve teşekkür ediyoruz. Bunun yanında hocam, evet. Bana söz vermeyeceksin hocam, verdiğin zaman öyle tamam, çok olur. Bitirdim, kesti, bu kadar yeter. Bunun yanında ayrıca ekstradan bir de yetimler için yardım toplanıyor hocam. Orada alınan her bilet Afrika'da, işte Balkanlar'da, Türkiye'de, yani dünyanın bütün yetim coğrafyalarında yardıma ihtiyacı olan kardeşlerimize yardım olarak diyor. Evet. O yönüyle gerçekten takdire şayan etkinliklerdir. Aynen. Tebrik ediyorum. Bu etkinlikte bizlerin de katkı sağlamamıza vesile oldukları için onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Eyvallah. Diyelim burada bitirmeyelim. Yani virgül ara koyalım. Verelim, bir evet. Ara verelim. Bugün devam aslında edelim. Yani siz boşuna geldiniz. Bugün hep ben konuşacağım. Sonra da bir A, B, C deyin. Başımız sonra... üstünde yeri var. Eyvallah. Abi biz sözü fazla uzatmayalım. Tekrar bir eser alalım sizden. Buyurun. Tabii. Ne alalım? Solan Yıllar. Değil mi? Solan Yıllar adlı bir eserimiz var. Slow bir eser. Bunu okuyalım inşallah. Pişmanlıkla gözlerime
solan yıllar. Bahçeye bağlandı, kendimizi kandırarak geçti aylar, geçti yıllar. Kendimizi kandırarak geçti aylar, geçti yıllar. Rızkı veren Allah iken hem az hem çok verir iken, bizi bulma sınar iken, geçim derdi neyimize. Bizi bulma sınar iken, geçim derdi neyimize. Geçen o yılları çok ararsın, bulamazsın. Boşa geçen o yılları çok ararsın, bulamazsın. Ama bir gün hesap sorulur, mahşer mizan sırat kurulur. Boşa geçen o yılları çok ararsın, bulamazsın. Boşa geçen o yılları çok ararsın, bulamazsın. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Slow bir eserle devam ettik. Mehmet Ali abi, senin yorumlarını özledik bu arada. Böyle eser sonrası. Ben de eseri özlemiştim. Hakikaten zaten dediğim gibi bir ilk hafta buradaymışım gibi hissettim kendimi. Çünkü bir şey görüyorum orada, şeydeyiz hocam. İlk hafta zaten programı sen oradan yönettin. Farkındayım. Onu diyeceğim ben de. Şeydeyiz hocam. İsviçre'de Cuma Camisi var. Cuma Camisi'nin böyle yan tarafına bir çay ocağı, bir hobi alanı gibi bir yer yapmışlar. Hakikaten oradaki kardeşlerimiz için çok güzel ortam. Oradan sizi izliyorduk. Hatta fotoğraf da çektim, size attım. İzliyorduk öyle. Sadece için izlemiyordun işte. Keşke izliyordun işte. İzleseydin. Aynen işte. Dediğin gibi. Yani oradan bakıyorum. Ama çok farklı oluyor hocam. Oradaki o cami cemaatinden gelenler şimdi, var. Burada Mehmet abiyle ayrı mesajlaşıyordu. Benimle ayrı mesajlaşıyordu. Direktifler geliyor. Vokallerle ayrı, işte müzisyenlerle ayrı. Oradan yönetti arada, yani. Arada oradaki cemaat çiziyoruz. Arada fotoğraf çekip atıyorum. Nasıl izliyoruz falan. Evet. Güzeldi hocam. Yani oradan dışarıdan izlemek de gerçekten güzeldi. Kaç program yaptınız orada? Hocam orada ilk programımız şeydeydi, Mannheim, Almanya'nın Mannheim şehrinde Yetimeli Derneği'nin düzenlediği çok güzel, çok organizeli, güzel bir program ve katılım çok güzeldi. 2 yıl önce oradaydık. 2 yıl önce başka bir şehirdeydik. Onun ismini hatırlamıyorum. Hamburg muydu acaba bilmiyorum. Hı hı. Bu ilki Mannheim'daydı. İsimleri de
tam telaffuz edemiyoruz, haklarını helal etsinler. Dolu dolu bir programdı hocam. Maşallah kardeşlerimiz iyi iştirak etmişlerdi. Program güzel gitti. İkinci, sadece konser şeklinde mi diyorsun? Sadece konser vardı hocam, konuşmalar vardı. Vardı değil mi? Konuşmalar. Tiyatro gösterileri vardı. Böyle renkli, hatta çocuklar bile düşünülmüş hocam. İşte Nasrettin Hoca figürleri, işte palyaçolar falan. Arka tarafta çocukları eğlendiriyorlar ki bunlar önemli şeyler aslında. Hani genelde aileler ondan müzdarip olur yani. Gelirler çocuklar işte ağlar, problem olur falan. O arada aynen çocukları hepsini toplamışlar. Arkada onları da düşünmüşler. Böyle bir eğlendiriyorlar. Öyle bir program. İlk programımız oradaydı. İkinci programımız hepsini anlatayım hocam. Yok uzun abi olacak. İkinci programı tamam. Sana anlat. Biraz daha birer program anlatsın. Bu arada kış sezonunda çok bir araya gelebiliyor musunuz grup olarak? Şimdi malum gruplarımızın her biri, her bir ferdi işi var, gücü var, çalışıyor değil mi? Ekmek parası. Böyle bir araya gelmek biraz sıkıntı oluyor. İzmir gibi bir yerde özellikle değil mi? Büyük bir şehirde bir araya gelebiliyor musunuz? Evet. Bir araya gelişlerimizi cumartesi günleri bizim dernek sohbetimiz var. Evet. Sohbetten sonra oturuyoruz. Yani oraya gelmişken çalışıyorsunuz. Çalışmamızı da yapıyoruz. Bir taşta iki kuş tutuyoruz. Evet. İyi, haftada bir araya gelmek de bu şartlarda iyi. Yani tabii ama bazen biraz da şey olabilir. Hani vakit geceler uzun değil mi? Evet. Ondan sonra etkinlik falan da fazla yok. Düğün müğün etkinlik. Evet. Ya aslında batı, hani siz dediniz ya hocam. Şimdi İzmir Türkiye'nin hemen hemen en batısı sayılır. Şimdi ben buraya geldim. 3-4 gündür buradayım. Gecenin bitmediğini fark ettim. Orada bitiyor. İzmir öyle değil hocam. Doğru. Şimdi çalışan bir insan saat 9'da paydos edip evine geldiği zaman yemeğini yese saat 10 olmuş oluyor. Yani. Aynen. Şehrin biraz o sıkıntıları var. Peki. O zaman sıkıntıyı biraz refaha, felaha götürelim. Evet. Bir eser daha dinleyelim. Olur. Ne dinleyelim? Şehit Selami. Şehit Selami. Selami. Bosna'dar. Evet, Bosna'dar. Evet. Buyurun. Bu eseri armağan edebilir miyiz? Tabii ki hocam. Buyurun. Gerçi Ali abi de Şemus kardeşimiz gelmeden çok böyle şeyde bulundu. Şimdi Şemus kardeşimiz böyle şehadeti gerçekten de arzulayan bir kardeşimiz. Bu Şemus eseri, kardeşimiz kim? Şemus şöyle bizim gruptaki bir kardeşimiz. Evet. Tabii o gelmedi. O İzmir'de. İlk günü sahneye çektiği bir klip vardı hocam. Orada vardı böyle. Hoş geldin yani, klibinde evet, oynayan bir genç kardeşimiz. Samimi kardeşimiz odur. Ve Abdullah Bozkurt kardeşimize bu parçayı armağan ediyorum. Bir de hocam sözü de fazla uzatmayayım ama 2 yaşında bir emirim var. Emir Ali. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Gelirken dedi baba güzel ilahiler söyle. Böyle tek tek konuşmaya başlamış. Ona da gitsin. Bütün bizden İslam'a de ona. Bizden de ona. Allah razı olsun. Selamim, biri selamim.
Rezel babamız Muhammed yerler sürecek kavgamız sürecek kavgamız sürecek kavgamız kan kanı çekince şehit can verince bir Ahmet Mustafa bir Edim bir Adim bin Hüseyin doğar bin Hüseyin doğar ey şehit ey şehit ey şehit selami Bosna'da dağlarda bir şehit selami bir yiğit selami bir yiğit selami can verince arşta bayram olur arşta bayram olur ey şehit ey şehit ey şehit selami Bosna'da dağlarda bir şehit selami bir elinize sağlık. Klasiklerden güzel bir eser. Grup olunca hep marş tarzı eserler daha çok gidiyor değil mi? Doğrudur. Aslında zaten marşların bir ara programımızda yine konuşmuştuk. Marşların bünyesinde zaten topluluk var. Hatta bizim mesela benim böyle bir projem vardı aslında. Şehitler Kervanı'nda olsun, Şehit Serisi'nde olsun ya da Mizgin Hınari Serisi'nde olsun marş formatına bazı eserlerimiz var. Solo olarak seslenirmiş. Onları bile bir grup olarak seslendirseydik diye kaç düşündüm. Kaç kişilik bir grup mesela? Yani kaç kişi kaldırsa hocam. Yani hatta ben televizyon bünyesinde şimdi bazı kurumların hani bireylerin stres atması için böyle grup kurum bünyesinde gruplar kuruluyor biliyor musun? Bir evet. Ekstradan bir onlar için koro. Sosyal kültürel bir faaliyet oluyor. Mümkün olsa televizyon bünyesinde böyle bir koro oluşturmak isterdim ve o eserleri de o gruplara seslendirmek isterdim. Halen güzel olur aslında. Güzel olurdu. Niye isterdin? İstediğini hocam, yap abi. Işte, yapmaya çalıştım. Hem personelin yoğunluğu, aşırı bir yoğunluğu var. Allah hepsinden razı olsun. Rehber TV personeli gerçekten fedakar. Gerçekten fedakarlık yapıyorlar. Hepsi yoğun. Şartlar el verseydi denerdi kardeşlerimiz için bir stres atma ortamı olurdu. Esere gelecek olursak eser güzeldi. Ben dinlerken şey düşündüm zaten Şubat ayı şehitler ayıdır ya sanki öyle bir şey Şubat ayında bir şeyde işte bir salonda eser dinliyorum gibi hissettim kendimi. Güzeldi evet. Ağzınıza sağlık. Yüreğinize Allah sağ olun. Şimdi bazı eserleri anladığım kadarıyla grup halinde söylüyorsunuz. Evet. Bazı eserleri de sadece solo hal evet. Şekilde söylüyorsunuz. Vokalde yardım evet. Ediyorsunuz. Ama hep oraya beraber çıkıyorsunuz. Oraya birlikte çıkıyorsunuz. O çok güzel bir anlayış. Onun için de tebrik ediyorum. Allah mesela bir kardeşimiz söylese bile diğerleri beraber çıkıyor ama vokalde yardım ediyor. O yüzden vokalistlerimiz herhalde gelmedi değil mi? Doğrudur. Ondan dolayı bugün dedik ekran başına izlesin. Bu arada onlara selam gönderelim. Evet. Amar abiye, Muhammed abiye selam gönderelim. Onlara. Eyvallah. Evet, bizden de selam olsun. Arkadaşlar. Siz izleyebiliyor musunuz bizim ilahinameleri? Yani biraz da onların ekmeğine mani oldunuz ama yine de sana. Evet, güzel bir soru sordum ama. İzliyor musunuz çok abi? Çok güzel bir soru sordunuz. Yoksa böyle hani programı izleyemedik de şöyle bir
YouTube'dan bir bakalım. Evet, evet. Neler varmış, kimler gelmiş tek bu hafta tek olarak falan. Mı soruyorsun yoksa grup olarak mı? Senden başlayalım abi. Senden başlayalım. Tabii düzenli olarak Allah nasip ederse bir sıkıntı olmasa izliyoruz. Olmadı en kötü ihtimal tekrarını tabii ki. Tekrarını muhakkak. Sizin izlemeniz lazım aslında. Evet. Yani böyle sanatçıların değil mi? İlahi Nameler. Özellikle buraya çıkan sanatçı abilerimizin kaçırmaması lazım. Kesinlikle. Değil mi? Şimdi bir aklıma Mehmet Gündüz kesin yani hani Allah bilir ama kesinlikle şu an izliyordur. Aynen o da benim hissiyatım onda da var. Programı sahipten böyle takip ediyoruz. Şefimizdir ediyorum. O. Evet aynen şefimiz. Şef Mehmet. Çizgi film vardı Şef Roka diye ben de ona Şef Mehmet diye takdirdim. Allah razı olsun. Gerçekten emektardır Mehmet Gündüz. Evet. Bir eser daha alalım abi. Alalım. Ne alalım? Yeni bir eser alacağız inşallah. Ali Sağıroğlu abimizin yazdığı. Ben de inşallah olduğu kadar olabildiği kadar besteledim. Yeni bir eser. Yusufi'den mektup. Yusufi abilerimizi de inşallah unutmayalım dedik bugün. Yusufi'den mektup. Mektup. Buyurun. Cennetimsin canım anne.
Size sağlık. Güzel bir eserdi. Hatta abi. Razı olsun. Yüreğine sağlık. Razı olsun. Duygusal değil mi? Duygusal, güzel bir eserdi. Ali Sağıroğlu, evet. Zannedersem Adana'da oturuyor değil Adana, mi? Buradan Adana'da. Ona da selam söyleyeyim. Selam gönderelim. Onunla yanlış hatırlamıyorsam tanıştık. Yani tereddüt ettiğim için aklına geldi. Şiirleri ajansa geliyor. Şiirlerle ilgili her zaman dönüş yapamıyoruz. Fakat bütün söz yazarlarımızı ve bestekarlarımızı bilsinler. Gönderdikleri eserler bir şekilde değerlendirmeye giriyor. Arşivimizde yer alıyor. Sen de güzel. Bu da bizim arşivimize giriyor. Aynen. Güzel yorumlarınız. Eyvallah. Şimdi sesimi dinler misin bölümümüze geçeceğiz. Hı-hı. Sen şimdi özlemişsindir Mehmet Ali abi. Şöyle bir tanıtım yapmayı, güzel evet. bir tanıtım yapmayı. Bu arada hocam demek ben yokken iyi tanıtmışsınız ki. Mehmet abi tanıttı. Öyle mi? Bak Hı-hı. demek Mehmet abi işi biliyor. geldiğim zaman arkadaşlara baktım dedim ben neye gelmiş neye gelmemiş falan. Bayağı bir sesler falan gelmiş bu arada. Evet. Demek ben siz daha iyi tanıtıyorsunuz. O zaman hocam buydum siz tanıdın. Çok gelmiş abi sen yap biraz azalsın. Peki o zaman vakit olmasın. Bizleri şu an izleyen değerli izleyenlerimiz yaş, sınıf, yer, coğrafya fark problemi etmiyor. Yok. Her yerden, her yaştan, her coğrafyadan kardeşlerimiz programımıza gelip buradan katılabiliyorlar. Katılmanın şartı şudur. Telefonlarına görüntülü bir şekilde birer kıtalık yani birer kublelik iki ya da üç eser okuyup kısa bilgilerini de yazarak bize gönderiyorlar. Müzik kurumumuz onu alıyor, değerlendiriyor ve uygun bulduğu kardeşimizi çağırıyor ki bugün Antep'ten programımıza gelen Enes kardeşimize böyle bir elemeden geçerek geldi programımıza hocam. Eyvallah diyelim. Ve tabii müsaadelerinizle sesimi dinler misin bölümümüze geçelim. Özlem Ajans'ın katkılarıyla hazırlanan Sesimi Dinler Misin bölümü başlıyor. Zulümlerin altında hayat mateme durdu. Dünya sonbaharında umutlar dibe vurdu. Başı çil çil olur belim dilimden günahkar söz. Sizler de Sesimi Dinler Misin'e katılıp yeteneğinizi izleyenlerle canlı yayında paylaşmak ister misiniz? Ravzasına vardım Gülistan'da mı? Bir nazar almaya geldim efendim. Gönüller kelebek uçar hayallerimde. Bir tatlı perti kayar derimde. Şeytanın kibridir kafir yüzünde. Hain bir katildir durmaz sözünde. Evet değerli izleyenler bu akşam Enes Göçer kardeşimiz bizlerle hoş geldin, sefalar getirdin. Nereden katılıyoruz Enes abi? Gaziantep'ten katılıyorum hocam. Gaziantep'ten aynen. katılıyoruz. Memleket Gaziantep. Memlekette Gaziantep. Ne işle meşgulüz? Hocam şu an özel güvenlik olarak çalışıyorum aynı zamanda okuyorum da. Ne okuyorsun? Açıktan ilahiyat okuyorum. İlahiyat okuyorsun aynen. çok güzel. Müzikle aran nasıl? Müzikle aram yıllardan beri var hocam. Nasıl? Yani 10 senedir en az olmuştur. Düğünlerde falan
işte böyle programlarda değerli sanatçılarla böyle onlarla beraber söyleye söyleye böyle bayağı geliyorsunuz. Televizyon programlarına çıktınız mı daha önce? Televizyon programlarına 4 yıl önce Bahar Türk TV'ye çıkmıştım. Evet. Grup Vefa ile Vursat Zamanı programına çıkmıştım. Bu ilk defa Rehber TV'ye çıkıyorsunuz. İlk defa çıkıyorum. Peki hangi eseri seslendireceğiz? Hangi eseri? Canlar Canı Ya Muhammed diyelim hocam. Veteremiz var mıydı acaba? Olması lazım. Evet, veteremizi o zaman beraber bir izleyelim önce. Görmeden sevmiş seni Muhammed, Muhammed. Müminler kardeştir diye buyurdun. Görmeden sevmiş seni Muhammed, Muhammed. Yetimdin babadan, öksüz anadan. Evet, Enes kardeşimizin sesi güzel, yorumu da güzel. Artık söz de sende, mikrofon da sende. Buyur. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem.
geceden ayrıldık şimdi. Gözlerinden yaşlar indi. Tek tesellim sevdan idi. Canlar cananı Muhammed. Canlar cananı Muhammed. Eyvallah, yüreğine sağlık Enes kardeş. Şimdi Mehmet Ali abiye dönelim, şöyle onun yorumlarını bir alalım. Ağzına yüreğine sağlık Enes abi. Güzel seslendirdi Emin Hoca. Zaten o seslendirirken biz karşılıklı vücut diliyle değerlendiriyorduk. Siz de beğendiğinizi ifade ettiniz işaretlerinize. Zaten tecrübesi de var Enes kardeşimizin. Evet. O tecrübeyi de biraz kullandı. Yüreğine sağlık, teşekkür ediyoruz Enes kardeşim. Buyurun. Öncelikle bizi izleyen Gaziantep'li hemşehrilerime başta olmak üzere bu eserimizi armağan edelim. Onun dışında yine gerek mesle olarak gerek bize yani eskiden belli bu işte uğraştığımızdan beri destek veren tüm izleyicilerimize de bu eserimizi armağan edelim abi. Eyvallah, teşekkür edelim ve sen buradayken bir reklama girelim. Değerli izleyenler, kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. İman nuruyla donanmışları, Cezayir'in ve Mısır'ın Müslümanları, zindana karşı sabrı kuşanmışları, Cezayir'in ve Mısır'ın Müslümanları, zindana karşı sabrı kuşanmışları. Allahu Ekber, üzülmeyiz, Kur'an'ı elden düşürmeyiz. Zafer bizimdir, gevşemeyiz. Bu yol direniş yoludur, eğilmeyiz. Direniş zafer bizimdir, gevşemeyiz. Bu yol direniş yoludur, eğilmeyiz. Acılarınız bellimizde, hasret umut dua ile kalplerimizde, Allahu Ekber sedası dillerimizde, hasret umut dua ile kalplerimizde, Allahu Ekber sedası dillerimizde. Allahu Ekber, üzülmeyiz, Kur'an elden düşürmeyiz. Zafer bizimdir, gevşemeyiz. Bu yol direniş yoludur, eğilmeyiz. Direniş zafer bizimdir, gevşemeyiz. Bu yol direniş yoludur, eğilmeyiz. Thank you.
İslam alemi bütün cihanda, tek ümmet olup bir tek vatanda, buluşmak için ümmetle yüce Kur'an'da, ayağa kalktık direndik Kürdistan'da. Buluşmak için ümmetle yüce Kur'an'da, ayağa kalktık direndik Kürdistan'da. Allahu Ekber, üzülmeyiz, Kur'an'ı elden düşürmeyiz, direniş zafer bizimdir gevşemeyiz, bu yol direniş yoludur eğilmeyiz, direniş zafer bizimdir gevşemeyiz, bu yol direniş yoludur eğilmeyiz. Yüreğinize sağlık maşallah. Bugün dediğin gibi hocam gümbür gümbür marş seçmişler. Marşlar da böyle güzel. Evet. Daha nostaljik eserler. Evet, güzel bir eserle başladık ikinci bölüme. Böyle İzmir'de etkinliklere çıktığınız zaman da bu şekilde öyle grup halinde söylüyorsunuz değil mi? Tabii ki. Grupça. Tabii, grupça söylediğimiz eserler var tabii. Var tabii ama çoğunlukla solo mu söyleniyor? Aslında mevlid etkinliklerine uygun giden biraz da solo genelde oluyor. Fakat marş havasında ezgiler olduğu için tabii grubun gücünü de orada yansıtıyor. Aynen. Aslında Mehmet Ali abinin projesi kafama yattı, hoşuma da gitti. Şöyle bir koro oluştursan Mehmet Ali abi, bizi de alsan böyle koroya, kimi bulsan böyle alsan, eğitsen biraz sesimizi. Yok hakikaten hocam yani... Kurumları, şöyle marşları bir seslendirsek. Geçen nasıl olur? Bizim Doktor Nurla Kuray'ı konuk aldığımız günde değinmiştim buna. Ona dedim ya, sen öbür doktorlara göre daha şanslısın. Çünkü müzik yoluyla kendi stresini atma, monotonluktan kurtulma şansı var sende. Öbür doktorlarda sanat tarafları yoksa ondan mahrumdurlar, muhtemelen dedim. Evet. Bu proje hayata geçirilebilir bir projedir. Doğrudur. Bizi, çok zor da bir proje değil aslında. Aynen. Şimdi Almanya'dan bizi takip eden, izleyen bir izleyicimiz de var. O da aynı şekilde demiş ki bu proje güzel bir projedir. Gerçekleştirmenizi isteriz. İsteriz. Biz de istiyoruz. Abi. Bu arada Almanya demişken, evet hocam. Almanya'da bir program yaptınız. Ben bilerek yaptınız. Zaten Almanya dedim ki laf oraya, laf oraya gelsin. Baktım yok, hiç oralı olmuyorsun. Ne yaptınız başka abi? Hocam şeye değindik. Mannheim'daki Yetimedi Derneği'nin düzenlediği etkinliğe değindik. Ondan sonraki programımız şey oldu hocam. Hollanda. Hollanda'da da İHO Ebrar'ın düzenlediği yine yetimlere danışma gecesi vardı. O programımız da yine güzel geçti hocam. Allah razı olsun, kardeşlerimiz Babi hazırlanmışlar. Babi çalışmışlar. O da güzel geçti. Bir sonraki programımız da tekrar şeyde oldu, Almanya'da, Hamburg'da Vahdet Spor Kulübü'nün düzenlediği Mekke'nin fethi etkinliğiydi. Bunların yanında hocam ayrıca camilere özel, orada cami kültürü daha farklıdır. Camilere özel etkinliklerimiz oldu. Özkan Yaman hocamız da. Her bir cami orada, bir dernek gibi. Aynen hocam, orada işte Hamburg'da inşallah isimleri ve şeyleri yanlış eşleştirmiyorum. Hamburg'da Vahdet Camisi vardı, Hollanda'da Vuslat olması lazım. Fransa'da bir camimiz var. Bu arada Fransa'daki Medine. Kardeşlerimiz Medine mi? Medine olması lazım. İsviçre'de Cuma camimiz vardı. Çok güzel ama hocam inşallah kısmet olur. Siz de gidersiniz. Zannedersem yani böyle bir kulislerde konuşuluyor da işte Emin Hoca da gelse, şiir okusa falan. İnşallah kısmet olsa siz de gidip tanışırsınız. Çok sıcak insanlar var hocam orada. Hani bir şey az olunca tabi altında değerli olur ya. Orada hani arkadaşlar, kardeşler az olunca çok sıcak bir ortam kurmuşlar. Çok böyle kardeşane, hamdolsun burada da var. Ama orada daha değerli hocam. Daha değerli. Güzel bir ortam var. Evet. Bu vesileyle hocam, bu vesileyle şimdi 9 gün kaldı. 9 gün boyunca bizi ağırlayan ellerinde kardeşlerimiz oldu. Hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. İsim belki zikredersem hatırlayamadıklarım olur. İsim zikretmedim. Hepsine toplu teşekkür edeyim. Fakat özellikle işte Almanya'dan, İsviçre'den Fransa Paris'e kadar bizi arabasıyla uğraştıran Lokman abimiz oldu. Şeref abi vardı yanında.
Nurettin abi yeri yeri bize eşlik etti. Bu abileri zikretmeden sem ayıp olurdu. Hı-hı. Almanya'da yine kuaför Muhammed abi var, çok tatlı, böyle sempatik bir abi. Onlara da bu vesileyle çok teşekkür ediyorum hocam. Eyvallah diyelim. Bugün senden hiç eser almadık. Şimdi Hı-hı. alalım mı? Evet hocam. Eser alalım. Şimdi Yunus abi demin değindi ya. Hı-hı. Bizim İzmir'de yine böyle çok sempatik iki kardeşimiz var. Şeyh Mussüs ve Abdullah Bozkurt kardeşimiz. Evet. Ta atanın düğünündeyken daha. Bayağı bir zaman oldu. Ata ne kadar zaman oldu evleneli? 7 ay. 7 ay önceden beri 8. ay. Öyle bir ta dedin ki ben 7 yıl. ama şöyle hocam. Yani hani bir istek eseri yerine getirmek açısından uzun bir zaman. Adamlar 7 ay önceden demişler ki Ali abi bu eseri okur musun? Ben halen okumamışım. Evet. Ondan dolayı ta demekte haklıyım. Bu eseri özellikle Şeyh Mussüs, Abdullah Bozkurt ve bütün İzmir'de ve bütün kardeşlerimize armağan edelim. İzmir derken aklıma Avrupa'da geçti, bağlayamadım. Bu Avrupa'da da biz izleyen kardeşlerimize armağan edelim hocam. Buyurun. Evet. Biz de sizinle kalkalım hocam buradan. Oradan, buradan eşlik edebilirsiniz. Tamam. Mikrofonları getireyim o zaman size ben.
olmaz biz volkan gibi. Kurumuş çiçeklere can verir pak kanımız bizim. Verir pak kanımız bizim. Tekbirlerle titretiriz tabutun zulüm tahtını. Tarihte kıyamın adı bilinir namımız bizim. Bilinir namımız bizim. Tekbirlerle titretiriz tavutun zulüm batını. Tarihte kıyamın adı bilinir namımız bizim. Bilinir namımız bizim. Bilinir namımız bizim. Eyvallah. Yüreğine sağlık Mehmet Ali abi. 97 miydi? 8 miydi? 97 hocam. 97. Sene 97'de. 25 yaşındayken. Atay'a baktım şöyle doğum tarihini falan diye. Yok hocam. Benden daha şey. Kaç? Ben 92'yim hocam. 92. Ata doğmadan 5 yıl önce olmuş. Ata 5 yaşındayken. Beş. Öyle mi? Pardon. Matematiğim pek iyi değil. Yani ben 25 yaşındayken hocam. Evet. Yani bir öyle hocam. Ata abinin şimdiki yaşı gibi neredeyse işte. Aynen. Özür dilerim. Niye yaş matematiğiniz bu kadar? En gencimiz. Allah razı olsun. Burada daha gençler. Dinleniyoruz abi. sene 97 iyi hatırlıyorum abi. Ben o zaman küçüktüm. Senin küçüklüğüne girmeyelim artık. İzleyiciler de alıştılar. Lise yaşındaydım tabii küçüktüm derken liseye gidiyordum. ve kaset çıktığında bu Mehmet Ali abi demiştik. Zaten öncesinde taklidini çok yapıyorduk. Evet. Burada seni hep hayal ediyordum. Söylerken acaba boğazı hangi şekle giriyor, yüzümün şekle giriyor diye. Kendine kadar kasıyor kendini. Evet. Önceden lafını keseceğim ama şimdi hani her eserin insanda bıraktığı bir izlenim, bir mazi var. Bu albümün bende bıraktığı mazi o dönem biraz böyle benim açımdan nasıl söyleyeyim zor bir döneme denk gelmişti. Öyleydi hocam. O yüzden bu eserleri dinlediğim zaman hep o dönemi hatırlıyorum. Zor dönem. Mesela biz o dönem, ben o dönemde 16 yaşındayken falan yakalanmıştım. İşte gözaltına girmiştim vesaire. Hı. Bazı başımızdan badireler geçmişti. Hep onları hatırlarım mesela bu albümde. Evet, şimdi evet. Söylerken de onu hatırladım yine. Doğrudur. Aynen ben de yani artık hani albümü dinlediğim zaman ben de o yıllara, benim için de gerçekten derin bir nostalji var bu albümde. Eyvallah. Tekrar yüreğine sağlık diyelim ve sözü Grup Şehada'ya bırakalım. Ne dinleyelim? Kürtçe bir eser seslendireceğiz. Eri Dünya Bir Vefayı diye bir eser. Evet. Benim rahmetli eniştem, Abdurrahman eniştem, yaklaşık iki ay önce akciğer kanserinden kendisini kaybettik. Allah-u Teala rahmet eylesin. Bu parçayı çok severdi. Ablam da programa geleceğimi duyunca bunu okur musun dedi. Bu parçayı hem ona hem tüm aileme Belçika'dan, Avrupa'dan çok bahsettiniz. Avrupa, Belçika'da da benim kardeşim oturuyor. Onlara, ailesine armağan ediyorum ve tüm İzmirlilere evet. Ve Rehber TV çalışanlarına gelsin. Allah-u Teala rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah razı olsun. İnşallah. Buyurun.
fedai Rabbi rahim nazar bike kalbi sağlık. Şöyle bir marş, bir duygusal, bir marş, bir duygusal gidiyoruz. Değil mi abi? Öyle de sanki devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Bu vesileyle Emin abi tekrardan başsağlığı diliyoruz. Siz tanışmıştınız. Aynen. Atanın düğünü bizim için bir şey oldu artık. Hep atanın düğünü üzerinden örnek veriyoruz. Oraya evet. Gittiğimiz zaman Emin abilerden misafir olmuştuk. Allah razı olsun, çok sıcak bir insan yanımıza gelmişti. Allah gani gani rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Geride bıraktığı insanlara, ailesine sabır diliyoruz biz de. Evet. Ben Avrupa'da şeyi merak ediyorum. Şimdi dedin ya, orada bir kardeşlik ortamı var. Hı-hı. Yani burada da var da, hani orada biraz daha fazla. Çünkü sayıca bir azınlık durumundalar. Hı-hı. Bir de gayrimüslim bir toplum içerisinde özellikle. Kıt imkanlarla, zorluklarla bir araya geliyorlar da. Sık sık bir araya gelebiliyorlar mı? O yoğunluk, o bahsettiğiniz yoğunluk onları da boğuyor mu? Hocam, şimdi zaten ben bu tabiri onlar için de kullandım. Oradaki camiler o yönden çok güzel. Yani hani çok manevi bir ortam var camilerde. İnsan o insan kalabalığı içerisinde, mesela o toplum içerisinde adımını camiye attığı zaman şey gibi hissediyor kendini. Sanki zaman esnen, hani çocukken zaman şeyi olur, zaman tüneli olurdu. Evet. Bilim kurgu filmlerinde. Sanki böyle bir ortamdan aniden apayrı başka bir ortama geçiyorsun. O manada camiler çok birleştiricidir hocam. Zaten, gençler nasıl abi orada? Hocam gençler maşallah, kardeşlerimiz orada mesela şöyle söyleyeyim. İsviçre'de Cuma camisine gittiğim gün, o gün o programa katıldığımız gün bir genç arkadaşımız, yani
ilk defa geliyordu hocam ya, mesela tanıştık. Muhammed Eren adında. İnşallah ismini doğru hatırlıyorum. Yani öyle ilk defa mesela kısmet oldu. İlk yeni gelen. İlk defa o camiye geliyor yani. Evet. Yani var hocam, gençler de zaten çoğunluk bir genç. Katılım var yani. Aynen, aynen. Gençler genç. Aslında gençler için biraz daha zor. Ortam çünkü çok bozuk. Evet. O bozuk ortamda İslam ile kalabilmek, işte namazdan, camiden uzaklaşmamak da gerçekten büyük bir iman ister. Her defasında bunu söylüyoruz hocam. Madem bu, madem o cahili ortamdan o camiler bizi uzaklaştırıyorsa, mümkün mertebe zaten oralara katılın ve bu tip şeyleri destekleyelim hocam. Yani bizi şu an izleyen, belki asbelkader bizi orada izleyip bu tip faaliyetlerden bir haber olan, haberi olmayan izleyicilerimiz vardır. Lütfen bu tip etkinlikleri desteklesinler. Kardeşlerimiz orada bir dayanışma içerisinde öyle İslam üzerine, akide üzerine düzgün bir şey yaşantı sürmüş olsunlar. Yaşantı sürmüş olsunlar diyelim ve tekrar sözü Grup Şehada'ya bırakalım abi. Böyle hep Avrupa'yı konuştuk, sizinle çok konuşamadık, hakkınızı helal edin. Siz de eserlerinizle konuşuyorsunuz evet, zaten abi. Evet, evet. Ne dinleyelim? Hocam Hazreti Ali'yi anlatan bir eser. Malum hani Kasım ayı, sahabe ayı, Peygamber Sevdaları Vakfı tarafından her sene programlar icra ediliyor. Her sene de tema değişiyor işlenen sahabe. Geçen sene Kasım ayında yaptığım bir eserdi Hazreti Ali'yi anlatan. Şiiri Nurettin Güngörmüş'e ait. Buradan ona da selam ediyorum. Tüm peygamber sevdalarına gelsin. Eyvallah. Buyurun. Savaş meydanında kükreyenlerin, savaş meydanında kükreyenlerin, savaş meydanında kükreyenlerin, savaş meydanında kükreyenlerin. Hasan yüreklerin adıdır Ali, Hasan yüreklerin adıdır Ali, Hasan yüreklerin adıdır Ali, Hasan yüreklerin adıdır Ali. Çakınca Kur'an sünnet yolunda nur olunca, Zülfikar seninle şimşek çakınca, Kur'an sünnet yolunda nur olunca, Hakk'a yürüyen bir nefer sorunca, Hakk'a yürüyen bir nefer sorunca, Hakk'a yürüyen bir nefer sorunca, Hakk'a yürüyen bir nefer eğilmez başların başıdır Ali, eğilmez başların başıdır Ali, eğilmez başların başıdır Ali, eğilmez başların başıdır Ali. Sebatında yok.
yollar açarsın. Aman dileyene kucak açansın. Bil bil sebatınla yollar açarsın. Aman dileyene kucak açansın. Akı bilmeyene yara açansın. Akı bilmeyene yara açansın. Akı bilmeyene yara açansın. Akı bilmeyene yara açansın. Şahlana nelerin şahıdır Ali. 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 Eyvallah. Ağzınıza sağlık. Emin Hoca, Yunus abinin bestelerinde bir şey var. Böyle biz hani demin Cihad Er'in albümünden bahsederken demin seslendirdim mesela de. Bir 25 yıl geriye gittik. Yunus abi daha çok yerlere götürür eserleri. O ilk daha yeni yeni ezgilerin çıktığı dönemler işte. Grup Şehada. Grup Şehada'dan, Grup Şehada'dan da önce ya da beraber belki hocam. İşte evet. Grup Çağaltı vardı. Farklı farklı gruplar vardı ve çok o dönemki kardeşlerimiz gerçekten hı hı. ihlaslı bir şekilde hiç müziğin olmadığı bir dönemde çok güzel şeyler üretirler. O döneme benzetiyorum ben. Aynen. İşte bir tarzı var zaten Yunus abi. Kevser'e doğru parçası vardı. İşte bu tüpten şu an isimlerini hatırlamam. Bu tatlı böyle çok güzel eserler vardı. Yunus abi'nin eserleri de o dönem. Kendisinin bir tarzı var zaten. Aha. Böyle dinlediğin zaman bu beste Yunus abiye Yunus ait diyorsun yani. Yani melodi çok şey değil, böyle çok dolan başlı falan değil ama hani içinde şey var, böyle hani bir hissiyat var melodide hocam. Hocam Avrupa'yı son bir defa daha konuşalım. Peki hocam. Son demeyelim de artık vakit kaldıkça diyelim. Şimdi orada bir baskı var mı abi? Şöyle Müslümanlar üzerine, camiler üzerine, etkinlikle. Mesela siz rahat etkinlik yapabildiniz mi? Yani olmuşsa bile hani organizasyonu yapan abiler belki daha çok muhatap oldukları için bize yansıyan hiçbir şey olmadı. Hani giderken ya işte bir polis durdurması ya işte bir polisin kamerayla çekmesi falan, bu olaylar bazen burada yaşıyoruz. Bunlar hakikaten hani evet, bir an insanı nahoştur, rahatsız ediyor. Hani işte kamerayı birilerinin senin üzerine tutması rahatsız ediyor insanı. Biz öyle bir şey görmedik. Ya adamlar işi çok profesyonelce yapıyorlar, görmüyoruz. Evet. Ya da yapmıyorlar. Rastlamadık. Zaten oraya. İzinler alınıyor. İzinler alınıyor. Zaten İzinler resmi. Alınmasının ortasında sordunuz mu oradaki vakıf dernek yetkililerine, sıkıntı çıkardılar? Yani herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamışlar hocam. Öyle mi? Yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani çünkü bazen bu konuda dert yanıyorlar. Orada bir etkinlik yapmak, Müslümanların bir etkinlik yapması biraz zor diye, sıkıntı diye. Buraya gelen sanatçıları ara ara soruyoruz onlara. Aynen. Şimdi diyor ki tamam orada mesela resmiyette bazı şeyler var. İzinler falan var, haklar var. Ama Muhammed söz konusu Zeki, Müslümanlar olunca bir şekilde bir sıkıntı çıkarıyorlar. Muhammed Zeki hatırladın mı hocam? Evet. Bir albüm yapmış, albümle ilgili bir şey düzenlemiş, bir etkinlik düzenlemiş, engellendiğini. O İngiltere'de yaşıyor hocam. İngiltere'ye biraz daha farklı İngiltere. Şansımız olmadı. İngiltere'de belki de bürokrasi daha sıkı işliyor olabilir hocam. Aynen. Çünkü küçük Amerika diyelim. Demek ki öyle. Hani belki orada etkinlik olsa orada gidebilirdik belki. Demek ki o konuda bir problem var oralarda. Problem var diyelim ve tekrar söz sizde abi. Evet. Sen ey şehit diyelim inşallah. Sen ey şehit. Peki buyurun abi.
gönüllerde kaldın sen. Resimlerde, destanlarda kaldın sen. Ağıtlarda, her nefeste kaldın sen. Ne kadar özledik seni bilmesin. Ne kadar özledik seni bilmesin. Sen ey şehit özlemin var içimde. Gelebilsem ben de günün birinde. Makamına bir tek birine dilimde. Yürek yapar hasretindir içimde. Makamına bir tek birine dilimde. Yürek yapar hasretindir içimde. Hid olmaz, hak edene verir bu hakkı daha. Hak yolunun yolcusuna müstahak. Gayrısına çok uzaktır, çok uzak. Gayrısına çok uzaktır, çok uzak. Haydi kalkın Muhammed'in eferler. İnkılabın müjdesidir şehitler. Kanlarıyla pek yakındır zaferler. Şehadet yolunu açtı yasiler. Kanlarıyla pek yakındır. Şehadet yolunu açtı yasile. Ey şehadet güzelliğe büründün. Kardeş oldun, bacı oldun, göründün. Cennet rengi kokuları süründün. Yıllar sonra bir kez daha göründün. Yıllar sonra bir kez daha göründün. Sen ey şehit özlemin var içimde. Gelebilsem ben de günün birinde. Makamına bir tek birine dilimde. Yürek yapan hasretindir içimde. Makamına bir tek birine. Eyvallah. Pesten tize, tizin tizine çıkan bir eser değil mi? Zor bir eserdi aslında. Evet, zor. Ama güzel oldu. Yüreğinize sağlık. Grubu özümsemişler abi. Özümsemişler, dayanışma güzel. Zaten grup biraz daha dayanışmadır. İyi de oluyor hocam. Şimdi mesela hani her ses en dip sesleri, o pesleri yapamıyor. Her ses dikleri yapamıyor. Böyle grup olunca avantajları var. Evet. Güzel. Hocam zaten bitiriyoruz artık. Şöyle
ben niye özellikle bu arada bu buyur hocam söyle sözünü ki ben sen sözlerini kesmeyi özlemiş mi hocam ondan dolayı evet, kestin zaten abi öyle bir yerden kestin ki nereden devam edeceğimi bilemiyorum buyur hocam buyur şimdi niye özellikle soruyorum Avrupa şimdi bir İslam düşmanlığı malum İslamofobi var orada oluşturulmuş büyütülmüş iyi besleyip büyütmüşler evet. Böyle Hristiyanları Hristiyan demeyelim de sadece Hristiyanlar yaşamıyor. Yarısı belki ateist, belki inançsız. Müslümanlara düşman etmişler. İslam'ı öcü gibi göstermişler ama bu tür etkinliklerin orada Hristiyanlara, işte inançsızlara ya da başka inançtan insanlara etkileri oluyor mu? Yani siz orada bir şey gördünüz mü? Bu etkinlikler sadece kardeş dayanışması mı yoksa hı hı. bir açıdan tebliğ mi? Onu hani hocam o kalabalık içerisinde çok bariz o şey yapamıyorsun fakat önceki yıllarda Muhammed Edip abi var. Grup Vuslat Sodeser'inden. Allah razı olsun Grup Vuslat orada bizi gerçekten kucakladı adeta. Hep yardımcı oldular bize. Buradan kendilerine selam olsun. Söylediğine göre hocam katılıyor. Arada bir böyle hiç gayrimüslim olduğu halde işte bir devlet dairesinde çalışan bir memurdur ama merak edip gelip katılıyor yani. Ben hani şahit etkisi olmam, oluyor mu? Hani muhtemelen etkileniyordur. Değil mi? Etkileniyordur. Çünkü bazı programlarda tercüme de yapıyorlar. Hatta orada mesela bu arada onu da duyuralım. Bir de radyo konuk olmuştu. Vuslat Vahdet Camisi'nin, evet Vahdet FM. Vahdet Radyo daha doğrusu. Vahdet Radyo. Vahdet Radyo diye bir radyoları var hocam. İnternet üzeri bir radyo mu yoksa? İnternet üzerinde aynen. Şuradan aklıma geldi. Hani anlıyorlar mı, etkileniyorlar mı dedin. Orada hem Türkçe hem de Almanca hocam. Evet. İki genç kardeşimiz var. Bilal ve öbür abi Hatice Cemal Makkı'na helal etsin. Bizi orada konuk aldılar. Bu güzel bir hizmettir hocam. Evet. Türkçe yan yapıyor. Aynı zamanda Almanca. Siz Almanca ya da İngilizce eser okudunuz mu? Evet doğru. Bu, güzel bir tebliğ yöntemi. Kürtçe'de Hanek'ten bir soru oldu bu hocam. Yok Hanek'ten bir soru olmadı. Şimdi Avrupa'ya gidiyorsun değil mi abi? Evet. İngilizce ilahiler var. genel bir dil zaten evet. İngilizce. Orada İngilizce bilirler. Evet. Hani oraya gelmiş belki oralı vatandaş vallahi, vardır. Onlara hitaben bir tebliğ edeyim hocam, babından. Okuyamadı fakat bizim Bilal abi var ya, Bilal Güler benim İngilizceme hayran. İngilizce eser söylediğim zaman. Ben de hayranım abi. Nereden hayran? Şey yapıyorum hocam, tekerleme yapar gibi bir şeyler söylüyorum hocam. Evet. Hani, ama kulağa İngilizceymiş İngilizce gibi geliyor. Geliyor. O da diyor. Aslında Mehmet Ali abi sadece İngilizce değil birçok dili biliyor. Onu da söyleyeyim. Eyvallah. Öyle bilinsin. Eyvallah. Peki Allah razı teşekkür hocam. Ediyoruz. Allah ben razı olsun. Şunu demin ara girerken şunu diyecektim. Arada Ender Tekin abiyle bile yazışıyoruz şimdi siz şey yaparken. Sonraki gelecek hafta olur mu olmaz mı onu konuşuyorduk. Haftaya değil bir sonraki hafta aksilik olmazsa belki Ender Tekin abi alabiliriz. Aksilik olmazsa şimdi ben programa bakmadım. Sözleştiğimiz gruplar yoksa. Hı hı. Ve hafta şey yapalım hocam. Sesimi dinlenip tüm özel yapalım mı buradan? Şimdi izleyenlerimizden. Olabilir. Olabilir çünkü uzun süre oldu ve çok güzel sesler birikti. Evet. Haftaya bizi izleyenler hani derler ya, bizi takip etmeye devam edin. Çok güzel, çok farklı sesleri getirebiliriz. Evet. İnşallah kısmet olursa sizin dinlerim için özel. Özel sonraki hafta da kısmet olursa Ender Tekin gelebilir belki. Tatil bu arada Ferdi abi de gelecek. Ferdi abinin işte günüyle çakışmıyorsa inşallah. İnşallah bakalım. Evet. Şimdi son bir eserle veda edeceğiz değil mi? Son bir eserimiz evet. var. Ben öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Buradan sizin aracılığınızla, sizin vesilenizle İzmirli bütün gönül dostlarımıza, İzmir'den bizi izleyen, dinleyen bütün gönül dostlarımıza tekrardan selamlarımızı, sevgilerimizi, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Biz de bizi konuk ettiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Tüm Rehber TV ailesine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun sizden. İnşallah tekrar bekleriz. Mehmet Ali abi sen de yüreğine sağlık. Eyvallah Emir hocam. Özlemişim gerçekten sizleri. Ben de özlemişim abi. Sürçülisan olduysa siz de hakkınızı helal edin. İzleyenler de haklarını helal etsin inşallah. Evet değerli izleyenler, İzmir'den Grup Şüheda konuğumuzdu. Son bir eserle veda edeceğiz. Haftaya yine aynı gün ve saatinde buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla. Buyurun.
avuçtuk biz göklere sığmayan, bir avuçtuk biz cennete susayan, bir avuçtuk biz göklere sığmayan, bir avuçtuk biz cennete susayan, cennete susayan. Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden, en kutlu sözdür bu la ilahe illallah. Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden, en kutlu sözdür bu la ilahe illallah. La ilahe illallah, 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 la ilahe binasında gönlüm gönlün üstüne, yar oldum gönlüme, sevgi ektin içime, tevhid binasında gönlüm gönlün üstüne, gönlüm gönlün üstüne. Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden, en kutlu sözdür bu la ilahe illallah. Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden, en kutlu sözdür bu la ilahe illallah. La ilahe illallah, 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 la ilahe olur. Mazlumun canı yansa ahı bize dokunur. Alnımızın aklı kafire kabus olur. Mazlumun canı yansa ahı bize dokunur. Ahı bize dokunur. Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden, en kutlu sözdür bu la ilahe illallah. Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden, en kutlu sözdür bu la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah.